Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz 2023 davet tatbikatı başladı. Tatbikata 9 ülkeden gemi, personel ve gözlemciler katıldı. TCG Anadolu gemisi de arama kurtarma ve insani yardım senaryolarında görev yapacak. Tatbikat kapsamında gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Sancaktar'da briefing verildi. Tatbikatla arama, kurtarma ve insani yardım taşınması eğitim ve icrasında bulunulacak. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları da tatbikata iştirak edecek. Sivil kamu kurum kuruluşları ile müşterek eğitimler kapsamında tatbikata İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılay'ı katılım sağlayacaktır. Tatbikata Deniz Kuvvetleri'nden 24 gemi, 4 denizaltı, 3 deniz karakol uçağı, 10 helikopter, insansız hava araçları, 3 SAT timi, 2 SAS timi, 1 KBRN timi, 1 amfibi deniz piyade taburu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 CH-47 helikopteri, 2 Cougar ve 1 S-70 helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Deniz Harekatı'nın taktik hava desteği, 3 sorti havadan erken ihbar uçağı, Saha Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 saha güvenlik botu iştirak edecektir. 25 Kasım'da sona erecek olan Doğu Akdeniz 2023 tatbikatının her gününde farklı tatbikat planlanıyor.